Taliban intihar bombacısı Helmand'daki sivilleri öldürdü. Taliban'ın Laşkargah'taki polis merkezine yakın intihar saldırısında en az 7 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı. Silahlı grup tarafından yapılan saldırıda ölüler arasında kadınlar ve çocuklar da var. Riyad'da Suriye muhalefet buluşması herhangi bir sonuca varmadan sona erdi. Riyad'daki Suriye muhalefet buluşması herhangi bir sonuca ulaşmadan bitti. Moskova hükümeti Beşar Esad hükümeti rejimini ve Suriye'nin şu andaki durumunu değiştirecek her karara karşı çıktı. Netanyahu, İran'ın Suriye sınırındaki askeri varlığından yakındı. Başbakan Netanyahu, İran'ın Suriye sınırındaki askeri varlığından yakındı. Nükleer anlaşma yeni imzalanmışken bu askeri hareketlenmeyi doğru bulmadığını söyledi. Barcelona saldırısının iki zanlısı tutuklandı. İspanyol polisi Barcelona saldırısıyla ilgili operasyonlarını sürdürüyor. Madrid'den nakledilen ve terör suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Muhammed Huli Çemlal'la Dries Oukabir tutuklandı. Bir zanlı gözaltında tutulmaya devam ederken diğer zanlı delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlar uygulayarak Rusya'yı vurması, Rusya'nın kaçınılmaz tepkisine sebep oldu. Salı günü ABD 16 Çin ve Rus şirketine yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili bu karara karşılık bir cevap hazırladıklarını açıkladı. Rus senatör, ABD'nin hiçbir zaman Afganistan'dan çıkmayı planlamadığını söyledi. Trump'ın kazanmak için savaşmak açıklamasından sonra Franz Klintsevich, Savunma Komitesi Başkan Vekili ve Afganistan'daki Sovyet müdahalesinin kıdemlisi, ABD Afganistan'dan hiçbir zaman çıkmayacak diye açıklamasında bulundu. Rusya, Türkiye ile toplam 820 milyon değerinde olan anlaşmalar üzerinde görüştü. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Georgi Kalamanov, Rus ve Türk işletmelerinin 86. İzmir Uluslararası Fuarı çerçevesinde yaklaşık 820 milyon dolarlık sözleşmeler hakkında ön anlaşmalar yaptığını söyledi. Çin, ABD'den derhal Kuzey Kore yaptırımlarını geri çekmesini istedi. Verilen kararlar Çin-Amerika bağlarına zarar verecek. Çin, bu yaptırımların kaldırılmasını isterken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uyduklarını ve bu Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına uymayanların Çin hukukunca yargılanacağını açıkladı. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için bize saygı duymaya başladı dedi. Salı günü Arizona'daki kampanya mitinginde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde sözlü polemiğe girdiği Kuzey Kore için huysuz liderin ABD'ye saygı duymaya başladığını söyledi.